Şu anda üzerinde yaklaşık 5 ay kadar çalıştığım bir resme bakmaktasınız. Şamanizmi ele alan çalışmamda baykuş Helen kültürü ve batıyı, kurt Sirius yıldızını yani Arapların Şira, ön Türklerin Borteçin dediği büyük köpek takım yıldızını simgelemektedir. Bu bağlamda kurt doğuyu temsil eder. Yerde uzanan kadın bir dönüşüm geçirerek ağaç dallarına evrilirken bedenini bir yılan sarıyor. Bu doğayla bütünleşme tıp ve şifayı simgelemektedir. Resmin merkezine yerleştirdiğim şaman doğu ile batının arasındaki dengeyi kurmaktadır. Bu resimde amacım şamanizmin bütün coğrafyalara yayılmış eski kadim bir kültür olduğunu vurgulamaktır. Resimde elimden geldiğince detaycı ve gerçeğe yakın bir anlatım yapmaya çalıştım. Sizce detaylar ve resmin genel ahengi gerçeğe yakın mıdır? Yanıt hayırdır. Gördüğünüz bir peri masalı ve büyük bir yalanın anlatımıdır. Detaylı ve gerçek hayatın yansımasına uygun görüntüler yakalamak için illa onun gerçeğine bakmaya gerek yoktur bu yalanlarda. Örneğin ben hayatımda sadece birkaç defa gerçek bir baykuşa bakmıştım ve hiçbiri de uçmuyor, dalda duruyorlardı. İyi bir sanatçı aynı zamanda iyi bir yalancıdır. Çünkü sizi olmayan bir iddiaya inandırmaya çalışır. Hiçbir şüpheye yer bırakmadan sizi sanki gördüğü şeyi o anda yakalamış gibi yansıtır. Sanat tarihi dediğimiz şey de bunun ustalıklarından ibarettir. Gerçeğin peşinde olan, gerekirse ulvi ve soylu olmayan fikirleri de yansıtmaktan çekinmeyen, gerçeği estetiğe değişmeyen ilk sanat akımı realizm sanatıdır. Peki gerçekçilik akımı ile diğerleri arasındaki fark nedir? Bir şeyi aslına uygun resmetmek ile gerçeği resmetmek arasında nasıl bir fark olabilir ki? Realizm 19. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. Bu akım sanatın gerçek dünyayı yansıtması gerektiğine inanır. Bu nedenle idealize edilmiş veyahut da doğaüstü olayları sanatta kullanmaktan kaçınmaya çalışırlar. Realist ressamlar insanların ve nesnelerin gerçekçi portrelerini çizmek için çalışırken tarih, mitolojik veyahut da dinsel konular yerine günlük yaşamı ve sıradan insanları resmetmeye odaklanırlar. Onlar için görmedikleri bir şeyleri resmetmeleri olanaksızdır. Sizlere Jacques-Louis David üzerinden neoklasizmi, şu videomda William Turner üzerinden romantizmi, şu videomda ise Osman Hamdi Bey ve Jean Langerhomme üzerinden oryantalizmden bahsetmiştim. Bunlar tamamen birbirinden bağımsız ve farklı kaygılar güden sanat akımlarıdır. Fakat hepsinin ortak noktası, dikkat ederseniz gerçekçi yapıtlar sunmasıdır. Osman Hamdi de gerçekçi resimler yapıyordu, Jacques-Louis David de. Gerçek gibi duran bir şeyin arka planında nasıl bir farklılık olabilir ki? Az önce bahsettiğim ister romantizm, ister neoklasik, isterse oryantalist olsun, tamamı aslında gerçekçi resimler değillerdir. Çünkü idealize edilmiş yapıtlardır. Sizce sahiden de Napolyon cephede böylesine heybetli kıyafetler içerisinde mi geziyordu? Tek kurşunla indirilen adamı. Ya da daha önce iki seri halinde anlattığım Caravaggio'nun tablosundaki Hazreti İsa, kardiyo çalışıp protein takviyesini ihmal etmeyen bir sporcu muydu? Bu fiziğe ulaşmak için bir spor salonuna yazıldığı şüphe götürmez bir gerçek. Halbuki peygamberlerin tarihini okuduğunuzda çoğu sıkıntı içerisinde olan ve ruhani şeyleri dünyevi şeylere değişmeyen insanlardı. Demek ki her şeyi olduğu gibi anlatan ve göze hoş gelmesi için süslemelerden veyahut da kabul görmüş genel idealize edilmiş kaygılardan kaçınan eserlere gerçekçi ya da realist eserler deriz. Benim bu çalışmama bir bakınız. Şamanizmden yola çıkarak yaptığım bu resimde tüm figürlerin tüm detaylarını elimden geldiğince yansıtmaya çalışmıştım. Fakat bu gerçekçi bir resim değil, sürrealist bir çalışmadır.
sanatçılar büyük yalancılardır. Sizi olmayan bir ideaya inandırmaya çalışırlar. Ve bunu yapmak için tüm illüzyonları kullanmaktan asla geri durmazlar. Dali'nin şu eserinde neredeyse fotoğrafik bir gerçekçi betimleme yok mu? Fakat kendisi bir gerçeküstücüdür. Realizmin büyük ustası Fransız Gustave Courbet ve arkadaşları bir gün yolda yürürken bir melek heykeliyle karşılaşırlar. Arkadaşları heykelin gerçekçi ve detaylı yapısına epey övgü düzerler. Yanlarındaki Courbet'e dönerek ne düşündüğünü sorarlar. Sen de böyle güzel bir melek yapabilir misin Courbet? Courbet, ben hayatımda hiç melek görmedim. Bu yüzden bırakın bir melek resmi yapmayı, onu çizmem bile imkansızdır demiştir. Bu söz tam anlamıyla realizmin özeti niteliğindedir. Gustave Courbet 10 Haziran 1819'da Fransa'nın Dobbs bölgesindeki Ornans kasabasında doğdu. Sanatla ilgilenen çiftçi bir ailenin çocuğu olan Courbet'e ilk resim yapmayı öğreten yine ailesi olmuştur. 1844 yılında Courbet ilk resmi sergisini açtı ve bu sergide Kendimi Gösteriyorum adlı bir tablo sergiledi. Bu tablo Courbet'in kendini tanıtma niyetiyle yaptığı bir biyografik eserdir. Courbet sanatını yalnızca resim yaparak değil, çeşitli eleştirel yazılar yazarak da tanıtmaya çalışmıştır. Sanat eleştirmenleriyle pek çok tartışmaya girmiş ve bunun sonucunda olumlu, kimi zaman olumsuz eleştiriler almıştır. Öte yandan 1789 Fransız İhtilali çoktan gerçekleşmiş ve İkinci Cumhuriyet adını verilen yeni bir döneme girilmişti. 1848 Şubat devriminin patlak vermesinin ardından Courbet Fransız Krallığına karşı yapılan protesto ve eylemlere katılmıştır. Bu süreç içerisinde oradaki devrimci örgütlerle bir araya geldi. Louis Philippe sırtını burjuvaya dayamış bir kraldı. Halk ve işçi sınıfı tıpkı 1789'da yaptıkları gibi kralı yıkmak için ayaklandılar. Şubat devrimi sonrası Courbet halktan yana tavır aldığından dolayı ülkenin en çok sevilen sanatçılarından biri olmuştu. Fakat Jacques-Louis David gibi hiçbir zaman eserini politik unsurlarla doldurmamıştır. Courbet sanatın yalnızca zengin kesim için değil, aynı zamanda halk için de olması gerektiğine inanıyordu. Bu nedenle genellikle sıradan insanları ve kırsal yaşamındaki çekilen sancıları tuvallerine taşımaya çalıştı. Resimlerinde gerçekçilik ve detaylara büyük önem veren Courbet, doğal ışık kullanımı ve tuvalin yüzeyine fırça darbelerinin belirgin olması gibi teknikler kullandı. Onun eserlerinde idealize edilmiş estetik anlayışa kesinlikle yer yoktu. En önemli yapıtlarından biri Günaydın Monsieur Courbet'tir. Eserde Courbet, sanat malzemelerini sırtlayıp Montpellier kırsalında gezerken karşılaştığı Alfred Breuys ve uşağını konu almaktadır. Resmin siparişini de veren Alfred Breuys, sanatçıya nezaketen elini uzatmak için eldivenini çıkarmış. Fakat pek karşılık almamış gibidir. Sanatçı dik ve kendinden emin bir şekilde oyalanmadan çekip gitmek ister gibidir. Bir ayağı her an adım atmaya hazırdır. Resimde dikkat ederseniz patron Alfred Breuys'un iki figürün tam ortasında. Arkasında alt tabakadan bir uşak boynu eğik bir şekilde duruyor. Önde ise kendinden emin, kimseye boyun eğmeyen tavrı ile tezatlık oluşturan sanatçı bulunuyor. Courbet bu eseriyle sınıflar arası statüyü yerle bir etmek istemiştir. Toplumun her kesimi sanatçıya saygı göstermedikçe sanatın özgür olamayacağını bize söylemektedir. O halde selam vermesi gereken kişi de toplumun üst kesiminden biri olacaktır. Dikkat ederseniz resimde idealize edilmiş en ufacık bir detay bile bulunmamaktadır. Eğer bu resmi bir romantik yapsaydı muhtemelen arkaya kocaman fırtına bulutları ve eşsiz bir manzara görüntüsü yaratırdı. Ya da bir oryantalist olsaydı olabildiğince şatafatlı ve canlı renklerle doldurur, arkaya bir deve kervanı eklerdi. Fakat realizmde buna yer yoktur. Her şey en doğal haliyle aktarılmakta fakat arka planda da keskin bir mesaj bulunmaktadır. Courbet genel olarak tüm resimlerinde yaptığı gibi bu resmi oluştururken de gerçek figürler kullanmıştır. Bu resimde gördüğünüz sahneyi birebir yeniden canlandırarak olabildiğince aslına uygun bir şekilde tasvir etmeye çalışmıştı. Hatta daha önce katıldığı bir cenazeyi resmetmek için orada bulunan tüm insanları tek tek bulup bir araya getirmeye ikna edip hepsini model olarak kullandığı da oluyordu. Halbuki kendisi hiçbir şeye bakmadan da oldukça gerçekçi resimler yapabilecek bir ustaydı. Neden böylesi bir zahmete girmişti ki?
Bu sorunun yanıtını anlamak için bir başka realizmin büyük ustasına bir göz atalım. Doğu'nun ve sanat tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ustalarından biri İlya Repin'dir. İlya Repin, Rusya'nın en büyük sanatçılarından biridir. 1844 yılında yoksul bir ailenin çocuğuydu ve zamanının çoğunu resim yaparak geçiriyordu. Sanat eğitimine başlamadan önce bir ikon ressam olan ustası Ivan Bunakov'dan resim yapmayı öğrendi. Repin, Rusya'da sanat eğitimi alan ilk köylülerden biriydi. Babası bir yedek subaydı ve bulunduğu köydeki bir ilkokulda öğretmenlik yapmıştı. Repin 1863'te St. Petersburg'a gitti ve sanat akademisine kabul edildi. Repin Rusya'da pek çok siyasi olayın olduğu bir dönemde yaşamıştır. Bu dönemde Rus toplumunda büyük bir değişim yaşanıyordu. Repin de elinden geldiğince sanatıyla bu değişime katkıda bulunmuştu. Çarlık yıkılıyor, aristokratik çevre çöküş yaşarken Rus köylüleri Bolşevik adı verilen işçi sınıfına yavaş yavaş dönüşmeye başlıyordu. Tahmin edersiniz ki tüm bu süreç kolay bir şekilde gerçekleşmemişti. Tolstoy'un romanlarını dikkatli okursanız arka planda aristokratik muhafazakarlığa karşı bir eleştiri getirdiğini görürsünüz. Dostoyevski gibi ustalarsa bu değişim sırasında insanların kendi iç dünyalarında yaşadıkları problemleri anlatmaktaydı. Repin ise aynı kaygıları boyalarıyla anlatmıştır. Onun eserleri Rus klasiklerinin boya ile yapılmış halleridir. 1870'lerde Repin resimleri popüler hale gelmeye başladı ve 1873'te St. Petersburg Sanat Akademisi'ne girdi. Akademideyken gerçekçilik tarzına ilgi duydu ve Rus halkının yaşamını, acılarını yansıtan birçok önemli eser yapmıştır. Sanatının önemli bir parçası Rusya'nın yoksul köylülerinin yaşamını tasvir eden çalışmalardır. Petersburg Akademisi günümüzde halen klasik sanat eğitiminde en iyi eğitim veren kurumlardan bir tanesidir. Eğer niyetiniz 1900 öncesi klasik sanatlardaki o teknik mahareti kazanmaksa ya İspanya Barcelona Academy of Art'a ya İtalya'daki Floransa Academy of Art'a ya da Petersburg'daki sanat akademisine kayıt olmanız gerekir. Günümüzde özellikle bu 3 akademi geçmişteki büyük ustaların tekniklerini öğretmeye devam eden sayılı kurumlardır. İlya Repin denilince genelde akla gelen ilk eser 1877'de tamamladığı Ivan Grozny'nin oğlu Ivan'ın Ölümü adlı tablosudur. Bilinen adı ile Korkunç Ivan'ın oğlunu öldürüşü. Resimde deliliğin sınırına varmış bir adamın son anlarını yaşayan oğlu ile vedalaşması anlatılmaktadır. Ortamın tekinsiz oluşu sadece birkaç dakika önce burada fırtınaların koptuğunu göstermektedir. Tarihe Korkunç Ivan olarak geçen bu adamın oğlu ile bir süredir arası kötüydü. Ivan tahtın varisi olarak gördüğü oğlunu seven bir babaydı. Fakat sorun Ivan'ın artık torunlarını kucağına almak isteyen bir baba olmasıydı. Bir türlü gelinleri ona istediğini veremiyor, bunun sonucunda hepsini bir manastıra kapatıyordu. Nihayet son gelin hamile kalmış, sarayı mutluluk sarmıştı. Fakat oğul Ivan, karısı hamileyken bir tartışma yaşamış ve karısını dövüp çocuğun düşük olmasına neden olmuştu. Baba Ivan için bu kabul edilemezdi. Zaten bir süredir emirlerinde sorgulayan oğlunun bu davranışı bardağı taşıran son damla olmuştu. Saat geçen bir tartışma sonrası elindeki asayı kaldırdı ve oğlunun başına indirdi. Resimde şüphesiz en dikkat çeken detay babanın yüzündeki pişmanlığıdır. Sadece gözleriyle böylesine güçlü bir his nasıl verilebilir? Oğlu ise babasını çoktan affetmiş gibidir. Baba, yaşadığı pişmanlık ile kanayan başı elleriyle sarsa da olan olmuştur. Oğlu Ivan birkaç gün içinde ne yazık ki yaşama veda edecektir. Bu tablo Rus tarihindeki önemli bir olayı Ivan'ın oğlunu öldürmesi nedeniyle utanç verici bir anı olarak kabul edilir. Repin'in bu eseri tarih boyunca güçlü liderlerin acımasızlığının bir eleştirisidir. Tablonun arka planındaki oda gerçekte de olayın yaşandığı mekandır. Repin sarayın odasını uzun uzadıya inceleyerek her şeyin aslına uygun olması için çabalamıştır. Bu fıldır fıldır çıldırmış gözleri yapabilmek için de pek çok mezbaha gezip ölü hayvanların başlarını incelemiştir. Büyük Usta Repin'in bir diğer önemli yapıtı Volga Nehri'ndeki gemi çekicileri tablosudur. Bu eserin benim için özel bir yanı bulunuyor.
2011 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak İstanbul'a bir sergi düzenlemeye karar vermiştik. Gün boyu pek çok müzeyi ve galeriyi gezdikten sonra Beyoğlu'na geçmiş ve kalabalığın büyük bir çoğunluğu Beyoğlu sokaklarında kaybolup gitmişti. Geri dönmemiz için halen birkaç saat bulunuyordu. Bir grup arkadaş yakınlarda bulunan Pera Müzesi'ne bir ziyarette bulunmaya karar vermiştik. Benim de niyetim Osman Hamdi'yi tekrar ziyaret etmekti. Müzeye girdikten sonra Osman Hamdi'nin bulunduğu kata çıktım ve karşımda Osman Hamdi yerine İlya Repin tablolarıyla karşılaştım. Resmin tekniğinden ve konuyu ele alış biçiminden öylesine etkilenmiştim ki bacaklarımın titrediğini hatırlıyorum. Repin eserleriyle sanki benim kulağımdan çekip bir tarafa fırlatıyor gibiydi. Bu büyük usta benim ne kadar çok çalışmam gerektiğini adeta yüzüme vuruyordu. Uzunca süre Repin'in karşısından ayrılmak içimden gelmedi. O günden bugüne İlya Repin denilince benim için halen çok özel bir yeri bulunmaktadır. Eserin konusuna dönecek olursak, Volga'da Sal Çekicileri tablosu Repin'in diğer ünlü eserlerinden biridir ve Rusya tarihine ışık tutan önemli bir eser olarak kabul edilir. Tablo, Volga nehrinde yaşayan burlak olarak bilinen işçilerin bir balıkçı teknesini karaya çekişini yansıtmaktadır. Volga nehrinde bir gezi sırasında karşılaştığı sahne sanatçıya ilham vermiştir. Burlaklar 16. yüzyıldan beri görülen bir iş koludur. Tatarca evsiz anlamına gelen burlaklar gerçek anlamda toplumun en alt kesimini oluşturan insanlardı. Kendilerine bağlanan gemileri yavaş adımlarla rıhtıma çekmekle uğraşırlardı. Sanat tarihi normalde tanrıların, kumandanların, melek ve azizlerin boy gösterdiği yerlerdir. Eğer bir eser yapacaksınız, bunun konu veyahut da figür olarak önemli insanları göstermesi gerekirdi. Fakat İlya Repin hiç çekinmeden kendi ülkesindeki en yoksul tabakadaki insanları kocaman tuvallere taşıdı. Her ne kadar yoksul ve sıradan insanlar olsalar da bunlar Repin'in insanlarıydı. Eserdeki portrelerin ifadelerine bir bakınız. Yaşamdan tamamen umudunu kesmiş, kötü beslenmeden bir deri bir kemik kalmış, güneş altında çalışmaktan kapkara olmuş onurlu insanlar. İçlerinden yalnızca biri dönüp bize bakıyor. Biri piposunu doldururken diğeri çoktan tüttürmeye başlamış. Bu işin içerisinde hapsolmuş gibi bir halleri var. Ortadaki en genç çocuğun omzu ve koltuk altı kemerden dolayı yara olmuş. Oralara biraz bezle takviye yapmış fakat pek işe yaramayınca eliyle destek olmaya çalışıyor. Fakat bir makine haline gelmiş topluluğun buna yapabilecekleri hiçbir şey yok. Kervan devam etmek zorunda. Tolstoy'un da bir resmini yapan sanatçı, ömrü boyunca o dönemde yaşamış pek çok edebiyat ustasıyla da yakın dostluk kurmuştur. Bazen içimden İlya Repin bir Rus sanatçı değil de Avrupalı bir farklı ülkenin sanatçısı olsaydı acaba daha fazla kesime ulaşabilir miydi diye düşünmeden edemiyorum. Genelde sanat tarihinde sayılan isimlerin büyük bir çoğunluğu Avrupa ülkesinde yaşayan sanatçılardı. Fakat İlya Repin tekniği ve olayları ele alış biçimiyle bence çoğundan daha usta bir sanatçıydı. Sizce sanat kimin içindir? Sanat sanat için midir yoksa toplum için mi? Soruya yanıtınız sanat toplum içindirse realizm ve daha sonra ele alacağımız bir başka akım olan toplumsal gerçekçilik tam da size göre bir akımdır. Bir başka anlatıda tekrardan görüşmek umuduyla renklerle ve sanatla kalın.